Konuşmalarından dolayı Sayın İl Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Evet Gerze, bayrakları indirmiyoruz. Gerze'ye yaptıkları yatırımların öncüsü, 42 projenin kefili, Adalet ve Kalkınma Partisi Sürat Milletvekilimiz Sayın Doktor Nazım Maviş Bey'i güçlü bir alkışla kürsüye davet ediyorum. Evet Gerze! Gerze'mizin güzel insanları, hepinizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün burada soğuk havaya rağmen bu meydanı dolduran bu güzel kalabalık bize 31 Mart akşamının müjdesini şimdiden veriyor. Hepinize teşekkür ediyoruz. Şimdi gençlerimizin ellerinde pankartlar var. Bir tanesi diyor ki değişim başlasın artık diyor. Ben de diyorum ki bu meydan var ya, bu meydan değişimin başladığının haberini veriyor zaten bize. Bir başkası da diyor ki Gerze'de yapılacak çok iş var. Gerze seninle güzel insan diyor Cevat hocama. Evet. Evet, Gerze'de yapılacak çok iş var. Gerze'de yapacağımız çok iş var. Çünkü Gerze Sinop'un 9 ilçesinin içerisinde en hızlı büyüyen, nüfusu hızla artan, bütün ilçelerimiz göç verirken Gerze göç alan bir ilçemiz. Daha bundan 8-10 yıl önce Gerze'nin tabelasında nüfus 9000 yazıyordu. Şimdi ne yazıyor? 16.000. Gerze'ye her geldiğimde söylüyorum. Yakında Gerze Sinop'un birinci büyük ilçesi olacak. Boyabat'ına geçecek. Sinop'un birinci büyük ilçesi olacak. E ben de Gerze'ye soruyorum. Şimdi böyle hızlı nüfus artan, sürekli göç alan Gerze. Herhalde yapacak çok işimiz var Gerze'de. Ancak Gerze'nin bu hızla büyüyen nüfusuna rağmen Gerze'nin yerel hizmetler açısından epey de geride olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunun için Gerze'de değişim başlasın artık. Bunun için Gerze'de Gerze'liler hep birlikte değişim evet diyelim. Bakın, Cevat hocamı hepiniz tanıyorsunuz. Gerze'de herhalde elini sıkmadığı bir esnaf kardeşimiz kalmamıştır. Seçimin başladığı günden bu yana kaç kere Gerze'ye geldim ben de bilmiyorum. Dükkan dükkan gezdim. Kardeşlerimizle kucaklaştık. Esnafımızla kucaklaştık. Daha ilk geldiğim günden itibaren Gerze bana dedi ki, vekilim bu iş tamam. Allah'ın izniyle Cevat hocayla biz yola devam ediyoruz. Cevat hocamız Gerze'de yetiştirdiği öğrencilerle toplumda edindiği güvenilir insan sıfatıyla zaten Gerze'nin belediye başkanlığı koltuğuna oturmayı hak etmiş bir kardeşimiz. Şimdi bize düşer Gerze'de iktidarın gücüyle, merkezi hükümetin gücüyle yerel yönetimin, belediyenin gücünü buluşturup Gerze'yi geleceğe taşımak inşallah. Her zaman söyledim. Gerze Evet, her zaman söyledim. Gerze Samsun'la Sinop arasında doğal güzelliğiyle, coğrafi konumuyla, transit geçiş yolu üzerinde oluşuyla gerçekten Sinop'un parlayan bir yıldızı. Ancak Gerze'ye bir dokunuş lazım. Güçlü bir dokunuş lazım. Gerze'ye iktidarın elinin değmesi lazım. Bunun için Gerze'lere soruyorum. Siyasi farklılıkları ne olursa olsun,
Geçmişte hangi siyasi partiye oy vermiş olurlarsa olsunlar. Ya şu gerzenin önünü bir açalım be. Şu gerzede, gerzeyi hizmette buluşturalım. Var mıyız bir Allah'ın izniyle? Her yerde anlatıyorum. Soruyorum şimdi sizlere. Arkasında iktidarın gücü olan, arkasında güçlü bir milletvekili desteği olan belediye başkanının mı işi daha kolay yoksa diğerlerinin mi? Bak biz herkesi severiz. Herkes bu toprakların insanı. Kimseyle şahsi olarak alıp veremediğimiz yok. Ancak muhalefetin belediye başkanı biz milletvekili seçildiğimizde bize bir telefon ediyor. Diyor ki vekilim hayırlı uğurlu olsun. Ondan sonrası yok. Ama belediye başkanları, Ayancık belediye başkanımız Ayhan Ergün Bey'i tanıyorsunuz. Milletvekili adayımız olarak bizimle beraberdi. Ya adam haftada bir benim odamda, benden önce benim odama giriyordu. Şu bakanlığa gidelim, bu bakanlığa gidelim, şu yatırımı alalım, bu hizmeti alalım. Şimdi Cevat Hocam da inşallah belediye başkanı olduğunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bizim kapımızdan birlikte inşallah onunla el ele girip kol kola girip bakanlık bakanlık. Gerze'ye ihtiyaç duyuyorsa, hangi hizmeti istiyorsa Gerze için el ele kol kola çalışacağız. Bakın bizde ayrım yok. Biz kapımıza geleni, Gerze için hizmet isteyeni hiçbir zaman kapımızdan çevirmeyiz. Ama kapımıza gelmeyeni de biz peşinden koşacak değiliz. Bunu da buradan söylememiz lazım. Değerli Gerzeli kardeşlerim, Gerze kararını verdi. Biraz önce dedim ya, bu seçim sürecinde Gerze'ye kaç kere geldim bilmiyorum. İnanın gezdiğim her caddede, gezdiğim her sokakta, tokalaştığım her esnafta bunu gördüm. Sonra buraya Gençlik Spor Bakanımızı getirdik. Bir akşam ani bir kararla Sinop'tan Samsun'a giderken seçim büromuza uğradık. Seçim büromuzun önü akşamın saat 8'inde hava kararmış olmasına rağmen, havanın soğuğuna rağmen adeta bir meydan mitingine döndü. O akşam Gerze teşkilatıma dedim ki ve orada bulunanlara dedim ki Allah'ın izniyle Gerze bu işi bitirmiş. Bu iş tamamdır. Sonra her seferinde seçim büromuza geldiğimizde her geçen gün muhteşem bir kalabalığın, her geçen gün daha da artan bir kalabalığın olduğunu gördüm. En son geçen sahilde gençlerimizin düzenlediği bir prova katıldım. Ben de 15-20 tane gencimizle sohbet edeceğim diye gelmiştim. Bir de baktım ki içeriye AK Parti'nin, Cevat Şensoy Hoca'nın toplantısı var diye duyan gelmiş. Neredeyse bir salona giremiyordum. Muhteşem bir kalabalık vardı. Hamdolsun. Şimdi bütün bu tablolar, bütün bu fotoğraflar bize bir şey söylüyor. Bugün gittiğim her yerde söylüyorum. Siyasetçilerin dili vardır ama meydanların da dili vardır. Meydanlar bir şey söyler. Bu meydanda bugün bize bir şey söylüyor. Bu meydan, evet, bu meydanda bize diyor ki Gerze artık AK Belediyecilik'te tanışsın diyor. Bu meydanda bize diyor ki Gerze artık iktidarın gücüyle yerel yönetimin gücünü buluştursun diyor. Bu meydan bize diyor ki bu meydan bize diyor ki 31 Mart akşamı tamam inşallah diyor. Bu iş bitti tamam inşallah diyor. Cevat Şensoy Hoca'yla yola devam diyor Allah'ın izniyle. Çok değerli gençler kardeşlerim. Çok değerli gençler kardeşlerim. Hani Gerze'nin nüfusu artıyor dedik ya. Seçmen sayısı da artıyor Gerze'nin. Hayır. Bakın 2014 yılından bugüne kadar yaşadığımız bütün seçimlere bakın. AK Parti'nin oyu adeta bir füze gibi yukarı doğru çıkarken Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu da aşağı doğru inmiş. Bizim oyumuz 4800'lere çıkmış. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu 3000'lere çakılmış. Son seçimde, bundan 6 ay önce yaptığımız seçimde, yani milletvekili seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi ile AK Parti'nin arasındaki oy farkı
1800. Şimdi Gerzeli kardeşlerim, aslında 6 ay önce siz bize işaret şeyini verdiniz. Dediniz ki, aman ha, eğer siz işinizi doğru yaparsanız, eğer siz yol kazası yapmazsanız, eğer siz bizim karşımıza doğru adaylarla çıkarsanız, eğer siz birliğinizi, bütünlüğünüzü, beraberliğinizi korursanız, eğer siz geçmişte yaptığınız hataları yapmazsanız Gerze sizinle dediniz. Şimdi biz sizin karşınıza işte doğru bir adayla çıktık. Şimdi biz Cevat Şensoy Hocam'la beraber doğru belediye meclis üyelerine sizlerin karşınıza çıktık. Ve biz sizlerin karşınıza il genel meclis adaylarımızla beraber çıktık. Güçlü teşkilatımızla birlik ve beraberlik içerisinde çıktık. Biz üzerimize düşeni yaptık. Şimdi sıra Gerze'de Allah'ın izniyle. Gerze'de 31 Mart günü üzerine düşeni yapacak ve bu meydanın diliyle sandıkların dili buluşacak. Bu meydan nasıl tamam inşallah diyorsa sandıklarda inşallah tamam inşallah diyor. Ya gelirken dedim ki kendi kendime, ne konuşayım bu Gerze'de? Yaptığımız çok iş var dedim. Okullarımı anlatayım. Orman İşletme Müdürlüğü'nümü anlatayım. Doğalgazımı anlatayım. Yaptığımız yolları anlatayım. Onu anlatayım, bunu anlatayım dedim. Sonra da kendi kendime dedim ki, Nazım Baviş hiç kafanı yorma. Gerze yapılanı görür. Gerze yapılana duyarsız olmaz. Gerze iktidarın kendisine kazandırdıklarını görür. Şu yol var ya şu yol. Tek başına hiçbir şey olmasa bile bu yol bile Gerze'yi başka Gerze yaptı. Bir şehrin, bakın çok açık ve net söylüyorum. Bir şehrin tersine göç almasının iki tane yolu var. Bunlardan bir tanesi yolun olacak hemşerim, yolun. Var mı yolumuz? Var. Hamdolsun. Sinop Havalimanı'na da, Çarşamba Havalimanı'na da bir çırpıda gidiyoruz şuradan. Kaymak gibi yollardan geliyoruz. Samsun 3 saatlik Samsun. 45 dakikaya düştü ya. 45 dakikaya düştü. Kim yaptı bunu? Yaparsa kim yapar? Yolumuz var mı? Var. İkincisi doğalgaz. Kadınlarımız, bacılarımız, analarımız kova ellerinde apartmanlara kömür taşımaktan. Sobanın külünü, bacanın içini temizlemekten yoruldu mu? Yoruldu. Kim getirdi doğalgazı? AK Parti. Recep Tayyip Erdoğan. Bak 10 bin tane hanemizin 5 bininin önüne doğalgaz geldi. Engellemelere rağmen doğalgaz geldi. 1500 abonemiz var. Siz abone oldukça geride kalan o 3500'e katılacak. Geride kalan 5000 hanemizinki de 2019 yılında da hızlı bir şekilde devam edecek inşallah. İşte Gerze bunun için büyüyor. Doğalgaz olmayan bir Gerze olsaydı, yol olmayan bir Gerze olsaydı, üniversitesi olmayan bir Gerze olsaydı, Gerze bugün 9000'lerde kalmış. Gerze, evet adı gibi şirin ama küçük bir ilçe olarak kalmıştı. Bu yolu yaptık, doğalgazı getirdik, Gerze'yi yüksekokulla buluşturduk da Gerze onun için büyüyor. Daha da büyüyecek, daha da gelişecek inşallah. Gerze daha da büyüyecek. Fakat Gerzeliler, ya biz de sizden vize istiyoruz. Ne olur be? Cevat Şensoy Hoca'yı Gerze Belediye Başkanı yaptığımızda Gerze'de ne kaybederiz? Hiçbir şey kaybetmeyiz. Daha da ileriye, daha da güçlü bir şekilde Gerze'yi Allah'ın izniyle geleceğe taşırız. Fazla söze hacet yok. Ben hep söyledim. Bu meydanda bir kere daha söyledim. Son olarak bir kere daha söylüyorum. Gerze kararını verdi. Kimse Gerze'yi bu karardan vazgeçirmeyecek. İnşallah Gerze 31 Mart akşamı AK Belediyecilik'te yola devam diyecek. Gerze için, Gerze'nin gençleri için, Gerze'nin geleceği için Allah'ın izniyle 31 Mart'ta durmak yok, yola devam diyoruz. Recep Tayyip Erdoğan 17 yıldır bu ülkeye çok güçlü hizmetler yaptı. Çok büyük hizmetler yaptı. Ancak 17 yılda bu hizmetleri yaptık da nasıl yaptık? Siz de biliyorsunuz, millet de biliyor, biz de biliyoruz.
Onlarca engellemeye rağmen yaptık. Tuzaklar kurdular. Yolumuzu kestiler. Kumpaslar kurdular. Darbe yapmaya kalktılar. Yargı darbesiyle, emniyet darbesiyle yolumuzu kesmeye kalktılar. Gezi Parkı'nda 3 tane ağacı bahane ederek sokakları ateşe verdiler. Araçları yaktılar. Kamu binalarını tahrip ettiler. Yetmedi. İstanbul'un duvarlarına zulüm 1453'te başladı yazdılar. Yani Peygamber Efendimiz'in müjdesine mazhar olmuş Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u fethettiği tarihi zulüm 1453'te başladı diyerek duvarlara yazdılar. Gerze hizmetleri gördüğünüz gibi bunu da görmeniz lazım. Bu ülkede 40 yıldır terörle mücadele ediyoruz. Ama ilk defa bu dönemde illerine girdik. Nasıl girdik biliyor musunuz? Kendi insansız hava aracımızı yaptık. Kendi silahımızı ürettik. Kendi helikopterimizi yaptık. Kendi silahımızı kendimiz üretir hale geldik. Neyle oldu bu? Milletimize verdiği destek de oldu. Siz güç verdiniz. Siz destek verdiniz. Sandıklarda dik durdunuz. Milletin adamına sahip çıktınız. O da milletin başını öne eğdirmedi Allah'a şükürler olsun. İşte mücadele bu ülkenin gelişmesini, kalkınmasını, büyümesini, daha güçlü, modern bir ülke olmasını isteyenlerle bu ülkenin yolunu kesmek. Bu ülke küçük kalsın, bu ülke gelişmesin, bu ülke büyümesin, bu ülkenin insanları fakir kalsın diyenlerle Recep Tayyip Erdoğan ve ona destek verenlerin arasındaki mücadeledir. Çok değerli kardeşlerim, 31 Mart'ta inşallah sandıklardan bir taraftan Recep Tayyip Erdoğan'a güçlü bir destek verirken öbür yandan terörle kol kola girmiş PKK'nın uzantısı partilerle işbirliği yapmış olanlara hep birlikte bir ders verecek miyiz? Diyor ki seni seviyoruz Cevat Hoca. Cevat Hoca da sizi seviyor. Bak bir tanesi de demiş ki en büyük başkan değil gönüllerin başkanıdır demiş. Biz büyük başkan olmaya gelmiyoruz. Millette büyüğü yok. Cenab-ı Hakk'ı bir tarafa koyuyoruz ama millette büyüğü yok. Biz büyük başkan olmaya gelmiyoruz. Milletin önünde eğilmeye, ona hizmet ettikçe şeref bulmaya, tevazuyla, alçak gönüllülükle milletimizle birlikte yürümeye geliyoruz. Onun için Allah'ın izniyle 31 Mart akşamı bambaşka bir sayfayı hep birlikte açıyoruz. Cevat Şensoy, sen yeter ki işte yeter, yaparsın başkan demiş birisi de. Meydanın dilini okudum sizlere. Meydanın dili 31 Mart'ın müjdesini veriyor. Bir kere daha bugün bu havada bu meydanı dolduran bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum. Belediye meclis üyesi adaylarımız buradalar. Aday adaylarımız buradalar. Belediye başkan adayımız burada. İl genel meclis üyesi adaylarımız burada. İl başkanımız burada. Gerze burada. 31 Mart şimdiden hayırlı olsun inşallah. Hepinizi sevgiyle, saygıyla bir kere daha kucaklıyor. İmanet ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sağ olun, var olun. Kız kardeşimin gelini, şehidimin son ortusu. Kışık kışık. Dalga dalga bayram. Senin destanını okudum. Senin destanını yazacağım. Her birin gözünde bakmayın. Mezarını kazacağım. Ey şimdi rüzgarlarda dalgalı, barışın güvercini, aşık kapalı, yüksek yerlerde aşan kişi, senin altında yok olmuşsun.
gücüm millet ve babam Recep Tayyip Erdoğan. Yarın gül gibi olan gücüm millet ve babam Recep Tayyip Erdoğan.